Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Fatih Köksal, Türkçe öğretmeniyim. Bugün sizlerle 5. sınıf Türkçe dersinde sözcükte anlam konusunun ikinci kısmını işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bakacağımız konular eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler ve eş sesli kelimeler olacak. Hemen eş anlamlı kelimelerle başlayalım. Yazılışları ve söylenişleri farklı olan ancak aynı anlama gelen kelimelere ne diyoruz arkadaşlar? Eş anlamlı ya da diğer adıyla anlamdaş kelimeler diyoruz. Devam edelim boşluk doldurmaya. Eş anlamlı kelimeler genellikle dilimize yabancı dillerden girmiş kelimeler arasında olur. Ne demek bu arkadaşlar? Yani Türkçe'de bir varlığın, bir kavramın bir ismi olur. Diğer eş anlamlı kelimesi genellikle tabi bunun altını çizelim. Genellikle yabancı bir dilden Arapça, Farsça, Fransızca gibi geçmişten günümüze gelen şekliyle kullanılabilir. Hemen örnek kelimelerimize bakalım arkadaşlar. Tabi eş anlamlı kelimeler olduğu için konumuz bir kelimemizin başka bir şekilde karşılığı olması gerekiyor. Hemen inceleyelim. Bildiğiniz gibi öğrenci kelimesinin eş anlamlısı talebedir. Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı muallimdir. Zırnık kelimesinin eş anlamlısı metelik. Uygarlık kelimesinin eş anlamlısı medeniyet. Yetenek, kabiliyet, şeklinde imtihan sınav, matem, yaz, keder, hatıra, anı şeklinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi bazen kelimelerin birden fazla eş anlamlısı da olabilir. Yani matem yerine yaz, yaz yerine keder şeklinde kullanımlar olabilir arkadaşlar. Yine diğer örneklerimize baktığımızda arkadaşlar sene kelimesinin eş anlamlısı yıl, emniyet kelimesinin eş anlamlısı güven, hasret, özlem, vazife, görev, dost arkadaş, ırmak nehir, cimri pinti, sevinçli neşeli, misafir konuk, hediye armağan şeklinde arkadaşlar eş anlamlı kelimelerimizin sayısını örneklerini artırabiliriz. Hemen örnek cümlelere geçelim ve inceleyelim bakalım nasıl bir eş anlamlı kelime durumu varmış. Yanakları al al olmuş. Şeklindeki cümlemize baktığımızda al kelimesinin eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Tabii ki kırmızıdır gördüğümüz gibi. Sorunun yanıtını bilmiyordu. Ee, yanıt kelimesi yerine ne kullanabiliriz arkadaşlar? Cevap. Şöyle de yapabiliriz. Var olan kelimemizin yerine eş anlamlısını da koyabiliriz. Mesela sorunun yanıtını bilmiyordu yerine sorunun cevabını bilmiyordu şeklinde kullanılabiliriz. Çünkü eş anlamlı kelimeler tamamen birebir... Birbirlerinin yerine kullanılabilir. Hemen diğer cümlemize bakalım. Türkçe dersinde fiil konusunu işledik. Fiil nedir arkadaşlar? Diğer adıyla eylemdir. O zaman ne yapabiliriz? Cümlemizi şu şekilde kullanabiliriz. Türkçe dersinde eylem konusunu işledik. Devam edelim. Bugün teyzemlerin konuğuyuz. Konuk neydi arkadaşlar iş anlamlısı? Misafir. O zaman şöyle kuralım cümlemizi. Bugün teyzemlerin misafiriyiz. Devam ediyorum. Mahallemizdeki yoksullara yardım ediyoruz, mahallemizdeki fakirlere yardım ediyoruz şeklinde eş anlamlı kelimeleri ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Birbirlerinin yerine de kullanabiliyoruz. Evet dikkat etmemiz gereken bir şey var burada. Eş anlamlı kelimeler ve yakın anlamlı kelimeler birbirine karıştırılmamalıdır. Ne demek bu? Arkadaşlar bildiğiniz gibi bazı kelimeler birbirinin tamamen aynısı olabilir anlam olarak. Ancak bazı kelimelerde yakın anlamlısı olabilir. Eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine kullanılabilir ancak yakın anlamlı kelimeler birbirinin yerine kullanılamaz ve aynı anlamı da taşımaz bu kelimeler. Ama anlam olarak bize yakın anlamlar çağrıştırabilir. Hemen yakın anlamlı sözcük örneklerine bakalım. Basmak, çiğnemek, tutmak, yakalamak. Hemen Diyeceksiniz ki basmak ve çiğnemek aynı şey değil mi arkadaşlar aynı şey değil tabii ki basmak dediğimizde üzerine basmak anlamı tabii ki gelecek aklımıza ancak çiğnemek dediğimizde ise üzerine bilinçli bir şekilde isteyerek bile isteyerek sürekli basmak anlamı çıkacaktır karşımıza ve basmak ve çiğnemenin birbirine yakın anlamları olduğunu ancak aynı anlamlar olmadığını göreceğiz tutmak yakalamak bir şeyi tutabilirsiniz ancak yakalamak nedir? Bir çaba sarf ederek peşinden giderek elde edilen bir şeydir ve yakın anlamlıdır ancak eş anlamlı değildir. Yine korkak ve çekingen sık sık hata yapılır bu konuda. Ancak korkak ve çekingen eş anlamlı değil, yine yakın anlamlıdır. Yani korkak bir kişiden bahsedersek onun yerine çekingen kelimesini kullanamayız. Çekingen kendini ifade edemeyen anlamına gelebilir. Ancak korkak tamamen farklı bir anlamlıdır arkadaşlar. Saçmak, dağıtmak, dargın, küskün, kırgın, tanıdık, bildik, mutluluk, sevinç, küsmek, kırılmak, sıkılmak, usanmak gibi birbirinin yerine kullanılamayacak yakın anlamlı kelimeler bunlar. Eş anlamlı değiller tekrar edelim. Bunlar yakın anlamlı kelimeler. Şimdi ikinci başlığımıza geçelim. Zıt anlamlı kelimeler. Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimeler ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki zıt anlamlı kelimeler diyoruz. Dilimizde her kelimenin eş anlamlısı olmadığı gibi her kelimenin de neyi yoktur arkadaşlar? Zıt anlamlısı yoktur. Burada dikkat edeceğimiz şey şudur arkadaşlar. Tamamen birbirinin zıttı olacak kelimeler. Tamamen birbirinin aksi kelimeler olacak. Hemen örnek cümlelerle görelim aşağı doğru koşuyordu dediğimizde burada aşağı yerine zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Yukarı kelimesidir. Tamamen birbirinin neyidir? Zıttıdır arkadaşlar. Bayramda yeni elbiselerini giydi. Yeninin zıttı nedir? Hemen aklımıza gelecek. Eski. Son kez arkasına dönüp baktı. Son kelimesinin zıttı nedir arkadaşlar? İlktir. Son cümlemize bakalım. Gördüğüm en büyük çınar ağacıydı. Büyük kelimesinin zıttı var mı arkadaşlar? Tabii ki var. Büyük kelimesinin zıt anlamlısı küçüktür tabii ki. Örnek kelimelerle devam edelim. Zıt anlamlılara örnek olsun. Cör, cömert kelimesi zıt anlamlısı cimridir. Dar kelimesinin zıt anlamlısı geniş. Ölünün zıt anlamlısı diri. Doğrunun yanlış. Erkenin geç. Doğunun batı. iç dış hızlı yavaş. Cesur korkak. Sıcak soğuk diye sizin de artırabileceğiniz örnekler arkadaşlar bunlar. Hemen bunlara da bakalım. Uzak, yakın, siyah, beyaz, uzun, kısa, küçük, büyük, yüksek, alçak, zayıf, şişman, iyi, kötü, güzel, çirkin, tembel, çalışkan, ağır, hafif şeklinde bunları görebiliriz. Hemen dikkat etmemiz gereken bir şey, önemli bir konu. Bir kelimenin olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir. Önemli. Çünkü şaşırtmak istenirse eğer olumsuzu verilerek kişi şaşırtılabilir, öğrenci şaşırtılabilir. O yüzden hemen inceleyelim. Mesela gitmek kelimesinin zıt anlamlısı gitmemek olmayacak arkadaşlar. Yani olumsuz kullanıldığı zaman buna biz düşmeyeceğiz. Gitmemek dediğimizde bunun olumsuz olduğunu, yani zıt anlamlı, karşıt anlamlı olmadığını Bileceğiz. Aynı şekilde koşmak kelimesinin zıt anlamlısı arkadaşlar koşmamak değildir. Koşmak kelimesinin zıt anlamlısı var mı? Tabii ki yok. Yani yürümek koşmanın zıt anlamlısı değildir arkadaşlar. Tamamen birbirinden farklı eylemler. Tuzlu kelimesinin zıt anlamlısı tuzsuz mudur? Değildir arkadaşlar. O da yine olumsuzdur. Aynı şekilde sulu ve susuz da birbirinin olumsuzudur arkadaşlar. Bu o yüzden bunları ne diyoruz arkadaşlar? Zıt anlamlı değil, olumsuzu diyoruz. Buna dikkat edelim. Mesela gitmek kelimesinin burada olumsuzu kullanılmış ancak nedir e, zıt anlamlısı arkadaşlar? Gitmek kelimesinin git e, gelmektir Eş sesli kelimelere geçelim arkadaşlar. Yazılışı ve söylenişi aynı, anlamları farklı kelimelere ne diyoruz arkadaşlar? Eş sesli kelimeler, yani diğer adıyla sesteş kelimeler diyoruz. Burada dikkat edelim yazılışı ve söylenişi birebir aynı olması gerekiyor. Hemen bakıyoruz örnek cümlelerimize. Sınava 100 kişi katıldı. Buradaki 100 kişideki anlamımız nedir arkadaşlar? Bir sayı anlamıdır. Ancak 100 kelimesini biliyoruz tabii ki sadece bir sayı anlamı içermiyor. Kullanıldığı cümleye göre yine ne oluyor arkadaşlar? Gördüğümüz gibi gölde bir saat yüzlü dediğimizde de bir hareket anlatımı da olabilir ya da karşısındakinin yüzünü hatırlamadı dediğimizde sima, çehre şeklinde de kullanım olabilir. Ya da başka bir kelimeye geçtiğimizde arkadaşını görünce gülümsedi. Nedir buradaki gülümsemekten kasıt? Tebessüm etmedir. Ancak en sevdiği çiçek güldü dediğimizde ise burada bir çiçekten, bitkiden bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine devam edelim örnek cümlelerimize. Üzüntüden saçlarını yoldu. Yol dediğimizde arkadaşlar aklınıza belki yol gelebilir. Ancak yol gelmesinin eş seslisi olan yolmak fiili de gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Saçlarını yolmak fark tamamen farklı bir anlamdır. Ancak diğer cümleye baktığımızda geri dönüşü olmayan bir yola girdi dediğimizde ise bu yürünülen istikameti belirten ...bir e, güzergah anlamına geldiği için tamamen farklı anlamdır. Yani ne oluyor burada? Söylenişleri birebir aynı ancak anlam olarak tamamen birbirinden farklı kelimeler. İşte bunları biz eş eşsiz kelimeler diyoruz. Bugün bahçede bir çukur kazacak. Kaz gelecek yerden tavuk esir yenmez. Gördüğünüz gibi burada yine bir eylem, hareket e, anlamı varken... ...alt tarafta ise bir hayvan anlamına gelecek, hayvan ismi anlamına gelecek şekilde kullanılmış... Kaz gelecek yerden tavuk esir yenmez. İşte bunlara biz ses teşliyoruz. Ancak anlamları dediğim gibi tamamen farklı. Saçlarına kır düşmüş. Arkadaşının oyuncağını kırdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kır dediğimizde burada saçlarının ağırması, beyazlaması anlamı vardır ama bir sonraki cümlemizde ise kırmak, parçalamak anlamına gel geleceği için tamamen birbirinden farklı iki kelimedir. Ses olarak, söyleniş olarak aynı ancak tamamen anlam olarak farklı. Evet, örnek kelimelerimize geçelim. Burada daha önce de görmüşsünüzdür belki veya sık sık hayatınıza karşılaşmışsınızdır. Gül dediğimizde arkadaşlar, biraz önceki örneklerde de gördük. Bir gülmek, tebessüm etmek anlamı da vardır. Çiçek anlamı da vardır. Her iki şekilde de cümledeki yerine göre kullanımı olabilir. Ya da yüz dediğimizde gördüğünüz gibi daha önceki cümlelerde de sayı ya da insan yüzü anlamına gelecek şekilde yol dediğimizde yolmak ya da bir yol istikamet anlamı, kır dediğimizde kırmak ya da kır kır olması, yeşil olması bir yerin veya saçların kırlaşması şeklinde kullanılabilir. Al dediğimizde ne olacak bunun diğer anlamı? Hem bir şeyleri almak hem de kırmızının eş anlamlısı şeklinde kullanılırsa Kırmızı anlamına gelecek şekilde de al olabilir. Ak dediğimizde beyaz ya da akmak fiili. Kara dediğimizde bir e, siyahlık anlamına da gelebilir. Yeryüzü anlamına da gelebilir. Yine yol kelimesini görmüştük. Saç dediğimizde başımızın üzerindeki saçları da kastediyor olabiliriz. Ya da bir şeyleri saçmak, fırlatmak anlamına da kullanabiliriz. yağ dediğimizde bildiğiniz gibi işte bir yağ olabilir, tereyağı, sıvı yağ vesaire. Ancak yağmak, yağmur yağması gibi şeklinde de kullanılabilir. Aynı şekilde sağ tarafta gördüğümüz kelimelerimizde arkadaşlar. Dal, yaş, yan, dik, iç, el, yaz, düş, at, diz. Bunların her birini arkadaşlar farklı anlamlara gelecek şekilde, sesteş olacak şekilde siz de cümle olarak kullanabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Videoyu durdurup bu kelimelerle alakalı kendinize örnek cümleler, anlamlar çıkartabilirsiniz. Devam edelim. Yine sesteş olan başka kelimeler. Ton kelimesi hem ağırlık anlamında kullanılabilir hem de bir rengin tonu şeklinde kullanılabilir. Ya da sal kelimesi bir kayık ya da işte denize ulaşım aracı olarak kullanılabilir veya işte salmak, bırakmak, ipini bırakmak şeklinde kullanılabilir. Sağ kelimesi yine aynı şekilde yön olarak bildirilebilir ya da işte ölü olmayan sağ anlamında kullanılabilir. Koca kelimesi büyük anlamında veya eşin bir karı koca anlamında kullanım olabilir. Dolu kelimesi boşun zıttı anlamında dolu boş değil dolu ya da bir yağış şekli olarak dolu yağıyor şeklinde kullanılabilir. Diğer yine kelimeleri size bırakıyorum. çay, bin, satır, bağ, hayır gibi kelimeleri de siz kendiniz anlamlarını bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, test sorularımıza geçelim. Önce koyu kısmı okuyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler yanlış sıralanmıştır deniyor. Bakalım. Açıklamamız neymiş? Şıklarımız neymiş? Hemen inceleyelim. Önce açıklamayla başlayalım. Bir ve ikinci sözcük arasında zıt anlamlılık arkadaşlar. Zıt anlamlılık ilişkisi vardır diyor. Yani birinci sözcük ve ikinci sözcük birbirine zıt olacak. Bir ve üçüncü sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. Hemen bakalım. A şıkkıyla başlayalım. Yarar kelimesinin ikinci sözcükle ne olması gerekiyor arkadaşlar? Zıt anlamlı olması gerekiyor. Yarar zarar birbirine zıt mıdır? Evet zıttır. İlk maddemiz tamam sağlanıyor. Daha sonra ikinci maddeye baktığımızda bir ve üçüncü sözcük arasında eş anlamlılık olması gerekiyor. Birinci sözcük ve üçüncü sözcük yarar, fayda. Birbiriyle aynı anlamlı mıdır arkadaşlar? Yani eş anlamlı mıdır? Evet eş anlamlıdır. O zaman doğru seçeneğimiz nedir? A seçeneğidir. Yine biz hemen ne yapalım arkadaşlar? Şuna bakalım. Uzak yakın Irak kelimelerine bakalım. Bir ve ikinci sözcük arasında zıt anlamlılık var mı? Evet uzak ve yakın birbiriyle zıt anlamlı. Peki 1 ve üçüncü sözcük arasında eş anlamlılık var mı? Uzak, Irak. Evet arkadaşlar sözlüğe bakarsak belki Irak, Irak kelimesini herkes bilmeyebilir. Ancak uzak ve Irak kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. O zaman ikinci seçeneğimiz de doğrudur. Ancak biz neyi arıyorduk? Yanlış olanı arayacağız arkadaşlar. Yani A ve B seçeneklerindeki ifadeler doğru. Kurallara uyuyor maddelerimize. Ancak diğer açıklardan C ya da D'nin yanlış olması gerekiyor. Bakalım C'ye geçelim. Birinci sözcüğümüz yaş ne olması gerekiyor? İkinci sözcüğümüz de zıt anlamlı yani kuru olması gerekiyor. Doğru. Peki aynı şekilde birinci sözcük ve üçüncü sözcük arasında eş anlamlılık olması gerekiyor. Yaş, ıslak doğru mu? Doğru arkadaşlar eş anlamlıdır bu iki kelime. O yüzden C seçeneğimiz de doğru olduğuna göre artık D seçeneğinin yanlış olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Birinci sözcüğümüz doğal. İkinci sözcüğümüz nedir arkadaşlar? Tabii. Peki ne olması gerekiyordu? Zıt anlamlı olması gerekiyordu. Peki doğal kelimesinin zıt anlamlısı tabii midir? Hayır arkadaşlar. Doğal kelimesinin eş anlamlısıdır. Peki nerede olması gerekirdi? Doğal tabii kelimesi 3 numarada yapay kelimesi ise 2 numarada olsaydı yani yer değiştirseydi doğru olurdu. Çünkü doğal kelimesiyle yapay kelimesi zıt anlamlı tabi kelimesi ile doğal kelimesi ise eş anlamlıdır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Evet arkadaşlar diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde atılı çizili sözcük eş sesli değildir? Yani eş seslileri bulacağız. Eş sesli olmayanı tespit edip ne yapacağız arkadaşlar? Doğru seçeneği bulacağız. Kırım hanları ile yapılan görüşme iyi geçmiş. Akşam karanlığında hana ulaştık. Burada bir han hanedan anlamı var. Burada ise bir nedir arkadaşlar? Mesken yer anlamı var. O yüzden birbiriyle aynı söylense dahi anlamları farklı olduğu için eş sesli diyebiliriz. B seçeneği bizim kır evinde büyük bir kütüphane var. Ara sıra kır kokuları yitiren bir rüzgar esiyor. Burada arkadaşlar kır evi ile kır kokuları daki kullanılan kır kelimeleri birbirleriyle aynı anlamdadır ve söylenişleri de aynı olduğu için bunlar tamamen iki aynı kelimedir. O halde arkadaşlar anlamları ve söylenişleri birebir aynı olduğu için biz bunlara eş sesli kelimeler diyemeyiz. Çünkü zaten birbirinin aynı iki kelime kullanıldığı için cevabımız ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Biz ne yapacağız? Diğer seçenekleri de inceleyeceğiz. C seçeneği yarışmada iki kişiyi birden mat ettim. Mat etmek nedir? Alt etmek, yenmek anlam anlamında kullanılır. Çocuk odasındaki duvarın rengi çok mat olmuş. Mat nedir burada arkadaşlar? Soluk anlamındadır. Birbiriyle farklı anlamlarda ve birbirleriyle Aynı şekilde söyleniyorlar. O zaman sesli. Gurbet elde başına bir hal gelmesin. Buradaki gurbet elden kasıt yabancı bir yer anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Eline bir kitap alıp koltuğa yavaşça oturdu. Buradaki eline bir kitap olmaktaki kastımız da insan vücudundaki bir uzuv olduğu için birbiriyle farklı anlamlarda olup ancak aynı söylendikleri için ikisi de birbiriyle eşsizdir. Buradan cevabımız ne çıkıyor arkadaşlar? B seçeneği çıkıyor. Diğer sorumuza bakalım. Gece konaklamalı bir kamp diye başlayan bir cümlemiz var. Ama öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Bunu bulup bu soruyu okuyup sonra ne yapacağız arkadaşlar? Cümlelerimizi okumaya geçeceğiz. Hemen bakalım hangisinin anlamca diğerlerinden farklı olduğunu bulmaya çalışalım. Gece konaklamalı bir kamp, dinginliği ve huzuru bulmak adına mükemmel bir etkinliktir. Devam edelim. Anadolu toprakları bu etkinlik için son derece elverişlidir. Dört mevsim kamp yapmaya müsait dağlarımız, yaylalarımız, göl kenarlarımız ve sahi, sahillerimiz var. Her türlü deneyim seviyesine uygun. Baktığımız zaman arkadaşlar, burada farklı olan kelimemiz ne olacaktır? Hemen eşleştirelim kelimelerimizi. Elverişli'nin aynı zamanda diğer anlamı nedir arkadaşlar? Müsaittir. Yine aynı şekilde elverişlinin diğer anlamı nedir arkadaşlar? Uygundur. Yani aslında bu üç kelime birbiriyle eş anlamlı, anlamdaş kelimeler. Ancak mükemmel kelimesi çok iyi, harika anlamlarına geleceğinden dolayı bunlardan farklı bir anlama geliyor. Ve bu yüzden doğru seçeneğimiz ne olacak? Farklı olan seçeneğimiz A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Yani zıt anlamlı sözcüklerin olduğu şıkları bulacağız. Olmadığı şıkkı kabul edeceğiz arkadaşlar. Doğru kabul edeceğiz. Hemen bakalım. Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. Burada zıt anlamlı kelimeleri bulabildik mi arkadaşlar? Bir tane bulduysanız Doğru yaptınız. Ancak birden fazla var. Yine onu da gösterelim. Dost ve düşman bir zıt anlamlı. Aynı şekilde ölmek ve dirilmek de bir zıt anlamlı. Yani iki kere zıt anlamlı kullanılmış. A seçeneğinin olmadığını direkt söyleyebiliriz. Biz çünkü kullanılanı bulacağız arkadaşlar. Kullanılmamış olanları eleyeceğiz. Akıllı söylemeden düşünür. Akılsız düşünmeden söyler. Şimdi burada tabii neye dikkat edecektik arkadaşlar? Daha önce söylemiştim size. Olumluluk ve olumsuzluk birbirinin zıttı değildir. Yani zıt anlamlı sözcükler olarak olumluluğu ve olumsuzluğu kullanamayız. Yani akıllı kelimesi ile akılsız kelimesi birbirinin zıttı anlamına gelmez arkadaşlar. Daha önce örnek sözcüklerde de göstermiştik. Sulu, susuz, tuzlu, tuzsuz gibi kelimelerin birbiriyle zıt anlamlı olmadığını, gitmek, gitmemek, koşmak, koşmamak gibi kelimelerin birbiriyle zıt anlamlı olmadığını ancak olumsuzluk olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde B seçeneğinde de akıllı ve akılsız kelimeleri birbiriyle zıt anlamlı değil, birbiriyle olumsuzluk vardır. Olumsuzluk eki almıştır. Bu yüzden doğru seçeneğimiz Bursa seçeneğidir. B seçeneğidir. Yine de biz C ve D seçeneğine bakacağız tabii ki. Kötülük her kişinin karı, iyilik her kişinin karı denilmiş. Hemen bakalım. Kötülük kelimesinin tabii ki zıttı nedir arkadaşlar? iyiliktir O halde burada zıt anlamlı kelimeler kullanılmış. Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır. Alçak kelimesinin zıttı nedir arkadaşlar? Yüksektir yine. Zıt anlamlı iki kelime ne yapılmıştır? Atasözünde kullanılmıştır. Diğer sorumuza bakalım. Önce soru kökünü okuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir? Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen sözcüklere bakacağız şıklarda bu sözcüğün eş anlamlısı var mı? Yok mu? Buna bakacağız. Mesela kabiliyetli kelimesinin anlamını bakalım şıklarda görebiliyor musunuz? Evet. D seçeneği kabiliyetli kelimesinin eş anlamlısıdır. Ancak şuna dikkat edelim. Altı çizgi sözcükler verildiği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Cümlenin tamamına hakim olmamız lazım. Eğer özellikle eş sesli bir kelime kullanılmışsa Buradakilerde öyle bir durum yok. Ancak eş sesli bir kelime kullanıldığında yanıltıcı olabilir. O yüzden dikkat edelim. Altı cizili kelimelerin olduğu cümlelerin tamamını okumaya, okumaya gayret edelim. Ancak ben şu an hızlıca geçeceğim onu soruya hakim olduğum için. Hemen kabiliyetli kelimesinin eş anlamlısı yeteneklidir. Hediye kelimesinin eş anlamlısı armağandır. Uyarı kelimesinin eş anlamlısı ikazdır. Erken kelimesinin eş anlamlısı nedir arkadaşlar? Erken kelimesinin eş anlamlısı burada yok. Çabuk kelimesi erken kelimesiyle eş anlamlı değil. Ancak yakın anlamlı olabilir. Cevabımız Ceyhan. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanamaz? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Hangisinin altı çizili sözcüklerden birinin yerine kullanılamadığını bulacağız arkadaşlar. Hemen okuyalım. Önce tabi açıklamayı okumamız hepimiz için iyi olacak arkadaşlar. Ahsen yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak istemektedir. Hemen bakalım. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor. Metot yerine arkadaşlar burada kullanabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Baktığımız zaman. Evet. Kural kelimesini koyabilir miyiz? Bakalım belki de koyabiliriz ama önce ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Tamamını okumamız gerekiyor. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak. Blender'daki amaç nedir arkadaşlar? Anlam nedir? Karıştırmaktır. Show yapmaya devam ederse uyaralım. Show'daki anlam nedir? Gösteridir. Virajı geçince sağda bir konak var. Virajın anlamı nedir arkadaşlar? Dönemeçtir. O zaman arkadaşlar metot yerine kural kelimesini kullanamayız. Neden? Çünkü metodun eş anlamlısı arkadaşlar yöntemdir. Kural tamamen farklı bir anlamdaki kelimedir. Evet arkadaşlar sorularımızı çözdük. Bundan sonra siz kendiniz evinizde çözeceğiniz sorularla konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.